2013 yılının bu ilk iş gününde bizleri kırmayıp törenimize katılarak bizleri çok mutlu ettiniz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri şahsım ve Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası adına saygıyla selamlıyorum. TOK Başkan Yardımcım ve Yönetim Kurulu'nun Manisa İl ve İlçe Oda Borsa Başkanları, OF, Sungurlu, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası ve Balıkesir Sanayi Odası, Ödemiş Ticaret Borsası, Afyon Ticaret Borsası, Zile Kardeş Odan ve Sanayi Odası törenimize iştirak ederek bizleri ayrıca gururlandırdılar. Sayın Başkanım, günümüzde teknolojinin her geçen gün yenilenmesi, üretimi ve hizmet çeşitliliği artıyor. Artık insanların hizmet alması, aradığı ürünü bulması çok kolaylaştı. Tüm bunlara bağlı olarak da gerek global bazda, gerekse yerel bazda gündemler çok çabuk değişiyor. Bu hızlara yetişemeyenler yok olup gitmeye mahkum durumda. Bu nedenle her kişinin, her kurumun kendini sürekli yenilemesi ve devamlı olarak yeni arayışlar için olması gerekmekte. Ülkemizde artık bu hıza ayak uydurmuştur. Özellikle 1995 yılında çıkan yasa, gıda yasasına önce birkaç büyük firma dışında standartlara uygun markalı, belgeli ve en önemlisi hijyen üretim yapılmıyordu. Bu yasanın çıkmasından sonra herkes marka tescili yaptırdı. İş yerlerini hijyen hale getirdi ve üretim izni alarak üretim yapmaya başladılar. Ürünü üreten firma ürettiği ürünün sorumluluğunu da üzerine aldı. Bu da yetmedi. Firma kalitesi ISO 9001 gündeme geldi. Ve firma kalitesini tescil etmeyen firmalar mal satamaz hale geldi. Artık hizmet olsun, üretim olsun, her konuda ulusal veya global standart uygulamaya başladı. Çağa ayak uydurma konusunda Sayın Başkanımızın 26 Haziran 2001 tarihinde iş başına gelmesinden sonra ülkemizde bulunan tüm oda ve borsalarımız aldıkları mesafe ortada. Hemen hemen ISO belgesi olmayan oda borsamız kalmadı. Akredite oda borsa sayımız da hızla artıyor. Bunlar bize daha hızlı, daha kaliteli hizmet sunma imkanı getirdi. Biz de Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası olarak akredite oda olduk. Başkanım bizlere hitap ederken sizler artık Avrupa standartında 5 yılda oda oldunuz diyor. Evet, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası bugün Avrupa standartını yakalamış bir oda. Sayın Başkanıma bu çabalarına dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımız öyle hızlı çalışıyor ki bizler de geri kalmamak, ona yetişebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Söz hizmetten açılmışken Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası olarak yaptıklarımıza kısaca değinmek istiyorum. Öncelikle artık üyelerimize gerek toplu SMS, gerek e-mail yoluyla anında ulaşarak bilgilendirme yapabiliyoruz. Ayrıca yıl içerisinde seminerlerle kendilerine bilgilendiriyoruz. Odamıza gelen üyelerimiz bir dakikada belgelerini, bir gün içerisinde kapasite raporlarını alabilmekte. İlçemizde üretilen gıda ürünlerinin tanıtılması ve pazar paylarının artırılması için İstanbul'da açılan en büyük uluslararası gıda fuarı CNR Expo'daki gıda fuarına 2005 yılından beri stand açarak 8 kez katıldık. Borsamızda düzenlediği hasat şenliği ve fuar katılımlarıyla ürünlerimizin tanıtımına katkıda bulunuyor. Üyelerimize hizmetlerimizin yanı sıra Akhisar hizmetlerimize devam ediyor. İlçemize bir ilk öğretim okulu, bir diş hastanesi kazandırdı. Devlet hastanemizin 10 yataklı yoğun bakım ünitesini 17 yatağa çıkardık. İlçemizin yer değerli olan Akhisar domaz zeytini, Akhisar uslu zeytini, Akhisar gemlik zeytini, Akhisar domaz zeytinyağı, Akhisar uslu zeytinyağı ve Akhisar köftesine coğrafya işaret almak için Türk Vatan Enstitüsü'ne müracaatlarımızı yaptık. Akhisar uslu zeytini ve Akhisar domaz zeytinin coğrafya işaretleri kesinleşti. Ve Enstitü Başkanımız
Profesör Doktor Sayın Habib Asan bu coğrafi işaretin tescil belgelerini bugün Akhisar adına bize vereceklerdir. Bu işaretleri almak lazım. Akhisar artık zeytinde mark olmuştur. Bu coğrafi işaretlerin alınması bizlere yeni sorumluluklar getiriyor. Bu nedenle bundan sonra marka değerimizi korumak ve geliştirmek için daha çok çalışmamız gerekiyor. Diğer coğrafi işaretlerimizin de süreçleri içerisinde alınacağına inanıyor ve bizlere yardımlarını esirgemeyen Türk Patent Enstitüsü Başkanımız Sayın Profesör Doktor Habib Asan'a çok teşekkür ediyorum. COSGAP ile yaptığımız protokoller çerçevesinde 2 yıl içerisinde odamız tarafından 4, bankalar odamız ve belediyemiz ortaklığıyla 3 kez olmak üzere Akhisar'da toplam 7 kez girişimcilik kursu düzenlendi. Bu eğitimlerden sertifika alan 210 girişimciden 33 tanesi iş yerine almıştır. Akhisar girişimcilikte ve COSGAP desteklerinden yararlanmada Manisa ilçeleri arasında ilk sırada. Manisa ilçelerinde kullanılan COSGAP desteklerinin 1/6 Akhisar'da COSGAP üyeleri tarafından kullanılmıştır. 4. kez düzenlediğimiz kursta sertifika almayı hak kazananların sertifikada bugün burada içimizden çıkan ve her zaman yanımızda olan Akhisar'da hemşerimiz COSGAP Başkanımız Sayın Mustafa Kaplan tarafından verilecektir. Sayın Başkanım, ilçemizin kültür ve turizmin hizmetler sunmak için Kültür Bakanlığı'nca tescilli eski bir ev satın aldık. Bu konuda Akhisar'da bir ilki başlatıp önce olmak istedik. Evi biz satın aldık. Ancak bu evin tadilatı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılmıştır tabelasını asarak Akhisar'ın hizmetine sunmak istiyoruz. Biz az sonra okulumuzu ve hastanemizi yaptık. Bizim sizden okul ve hastane talebimiz yok. Bize sadece bu evin tadilatını yaparsanız bu bize yeter. Hepiniz bilirsiniz. Ülkemizde ağanın eli tutulmaz diye güzel bir söz var. Sayın Başkanım, ağa sizsiniz. TOB'un ülkemizin çeşitli yerlerinde eserleri var. Bu ev... Bu evi de bu eserlere eklerseniz bizleri ve Akhisar'ları mutlu ve bahtiyar edersiniz. Akhisar ekonomisi ile ilgili olarak çok kısa bir şeyler söyleyeceğim. 2001 yılında 7 firma ile 4 milyon 400 bin TL'lik ihracat gerçekleştiren ilçemizde 2011 yılında 24 firma ile 132 milyon TL'lik ihracat gerçekleştirildi. 10 yıl içerisinde ihracatçı firma sayımız 3,5 kat artarken ihracat miktarımız 30 kat artmıştır. 5 milyon olan ağaç sayımız 12 milyona ulaşmış ve ilçemiz ülkemizin zeytin merkezi olmuştur. 45 megawatta sahip 18 kuyuda oluşan ve yılda 165 milyon kilowatt elektrik enerji üretecek olan rüzgar enerji santralimiz üretime başlamıştır. 3000 dönümden ve 3 bölümde oluşan ortağı olduğumuz organize sanayi bölgemizde parsellerimizin %90.48'i satılmış, 35 adet firma üretim yapmakta, 16 adet firma inşaatlarına devam etmekte ve üretim yapan firmalarda 1700 kişi çalışmaktadır. Akhisar organize sanayi bölgesi gelecek vaat eden bir organize sanayi bölgesidir. Çünkü demir yolu neredeyse içinden geçmekte. İzmir Limanı'na 1 saat, Bandırma Limanı'na 2,5 saat, İzmir Adnan Menderes Limanı'na 1,5 saat mesafededir. Doğalgazı olan ve büyüme imkanı bulunan organize sanayi bölgemizin İzmir İstanbul ve yeni açılacak olan İstanbul Antalya Karayolları'nın kavşak noktasına uzaklığı 2 kilometre. Tüm bunlardan sonra Akhisar'ın hiç sıkıntısı yok mu diyebilirsiniz. Var elbette. Ülkemizin zeytin merkezi olduk olması ama zeytine desteğin olmayışı ve zeytinyağına verilen desteklerin çok düşük olması uluslararası piyasalarda rekabet gücümüzü yok ediyor. İspanya, Yunanistan,
İtalya gibi ülkenin ihracatçıları devletlerinde aldıkları prim nedeniyle maliyetine mal satsalarda para kazanıyorlar. Ancak bizim ihracatçımızın rekabet gücü olmadığından ürünleri iş piyasada değerlendirmek zorunda kalmaktadır. Bu nedenle çiftçimiz ürettiği ürün çok ucuza alıcı bulabilmektedir. Bu konunun çözümü için önce zeytine prim verilmesi ve zeytinyağına primin artırılması gerekmekte. Ayrıca Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin başlattığı zeytinyağı tanıtım programına zeytinin de eklenmesinin gerekli olduğuna inanıyorum. Bizler ne kadar zeytin tüketirsek o kadar da zeytinyağı tüketmiş oluruz. Genelde zeytinin irisi aranıyor. Ama şu bir gerçek ki küçük zeytinin tadı ve lezzeti daha güzel. Bu yüzden zeytin tüketimini artırarak zeytinyağı tüketimine katkı sağlamalıyız. Sayın Başkanım, sizden son isteğim, ÇED yasası ilgili olacak, ÇED yasasının değiştirilmesi için hükümetimiz nezdinde girişimleriniz olduğunu biliyoruz. Bu konuda da görüşlerinizi bir kez de Akhisar'larla paylaşırsanız çok memnun olacağım. Beni sabırla dinlediğiniz için Atso ve şahsım adına hepinize saygılar sunuyorum.